Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Fransızcada en sık kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesini yapmaya devam ediyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz, cümle tercümeleri yapıyoruz. Fiiller ve aldıkları edatlara yani prepozisyonlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimlere, farklı ifadelere, deyimlere, atasözlerine bakıyoruz. Farklı zamanlarda, kiplerde olumlu, olumsuz, soru cümleleri gibi farklı örnekler yapıyoruz. Bu videoda yani serinin 11. videosunda "sortir" fiiline çalışıyoruz. Çıkmak demek "de" prepozisyonu alıyor. Yani bir yerden çıkmak diye başlayabiliriz. 11. video "sortir" fiili Türkçeye verdiği karşılık çıkmak. Sortir, Türkçe'ye çıkmak, dışarı çıkmak, çıkarmak karşılıklarını verir. Şurada birazcık duralım. Şimdi temel anlamı fiilin çıkmak, çıkarmak anlamı nasıl olabilir? Aslına bakarsanız passé composé'yi düşünelim tam burada. Le passé composé. Yani dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zaman. Fiili passé composé'de çekerken être fiili yardımıyla çekersek çıkmak karşılığını Türkçe'ye veriyor. Ancak avoir yardımıyla çekersek Türkçe'ye çıkarmak karşılığını veriyor. Bunu aklımızda tutalım. Mesela je sorti les étudiants olsun. Je sorti les étudiants. Ben öğrencileri çıkardım. Nereden? De la classe olsun. Öğrencileri sınıftan çıkardım. Fiilin çıkarmak karşılığını çok fazla görmeyiz ama bunu hakkımızda tutalım. Sortir aynı Türkçe karşılığı gibi günlük hayatta çok kullanılan fiillerden biridir. İki tane basit cümleyle devam edelim. Je vais sortir dans une heure. Ben bir saat sonra çıkacağım. Burada Allen'in present çekimi var. Neden? Zira cümlenin zamanı le futur. Şöyle yazalım. Proche. Yani yakın gelecek zaman. Yakın gelecek zaman. Eğer ki Alle fiilinin çekimini biliyorsak, asıl kullanmak istediğimiz fiillerin hepsinin mastar olarak kalacağını düşünürsek, bütün fiilleri futur proche yakın gelecek zamanda çekmek çok kolay. Bir saat sonrası için istersek yakın gelecek zamanı kullanabiliriz, istersek futur sem basit düz gelecek zamanı kullanabiliriz. Dikkat etmemiz gereken işimize yarayacak başka bir bilgi. Bakın burada dan edatı prepozisyonu var. Şuraya çekelim. Dan normalde içinde de daha karşılığını veriyor. Ama dikkat ederseniz Türkçe'ye çevirirken sonra diye çevirdik. Şöyle düşünün. Zaman belirtmek için kullanıyorsak dan sonra karşılığını veriyor. An dersek içinde karşılığını veriyor. Bunu hakkımızda tutalım şöyle yıldız atalım. Şimdi devam edelim. Diğer örneğimiz şöyle. A kelo le directeur est il sorti. Müdür bey ya da müdür saat kaçta çıktı? Şimdi bu cümle üzerinden de bir sürü şey konuşabiliriz. Kel bir soru sıfatı. Gönderme yaptığı, nitelendirdiği isme göre akorlayıp değiştirmemiz gerekiyor. Buradaki isim Lör sözcüğü. Lör dişil bir sözcük ve saat demek. Saat kaçta demek için buraya bir a prepozisyonu koyduk. Direktör erkek yönetici demek, kadın yönetici demek için la directrice dememiz gerekirdi. Hadi şuraya yazalım. La directrice kadın yönetici. Burada être fiilinin present çekimi var. Burada da fiilin partisi, pasesi var. Neden? Cümlenin zamanı pase kompoze. Yani dili geçmiş zaman. Buraya bir tane il koyduk. Bu il nereye gönderme yapıyor? Tabii ki le direktör, müdür bey, erkek yönetici sözcüğüne gönderme yapıyor. Şimdi sortir fiili ile kullanılan terimlere, ifadelere bakalım. Bunları mutlaka yazarak çalışın, ezberleyin. Kendinize bir kelime defteri yapın henüz yapmadıysanız ki farklı videolarda defalarca defalarca söyledim. Sizlerden gelen yorumlardan biliyorum. Kelime defteri yapıp çalışan, faydasını gören çok kişi var. Buradaki terimler, ifadeler bir metin oluştururken çok işinize yarayacaktır. S'octroi de l'hôpital Taburcu olmak demek. Birebir karşılığına bakarsak hastaneden çıkmak oluyor. Sortir sur les écran. Gösterime girmek demek. Ekran zaten Fransızcadan Türkçe'ye gelmiş bir sözcük. Sortir de second. Aşırı sinirlenmek, tepesi atmak demek. Fer sortir kelken. birisi. De second. Birini birisini aşırı sinirlendirmek demek. Birinin tepesini attırmak demek. Şimdi gördüğünüzde şaşırmamanız için yazdığım birkaç şey var. Sortir de faire quelque chose diye bir kullanım var. Normalde fer yapmak demek. Bir şey yapmayı bitirmek karşılığını Türkçe'ye veriyor. Normalde bitirmek için biz finir fiilini kullanıyoruz. Ama gördüğünüz gibi sortir Fiilinden yola çıkarak kullanılan böyle bir ifade var. Söğtigammer denize açılmak demek. Denize çıkmak gibi düşünebiliriz. Burada bir şey daha ekleyelim mi? Şimdi. Öğrencilerin zaman zaman karıştırdığı şey. Lamea. Deniz demek. Deniz. Ama bu şekilde yazarsak. Lamea. Buraya da bir aksan graf koyarsak. Anne karşılığını Türkçe'ye verir ne pas sortir de la, şundan çıkamamak, düşüncesine direnmek, düşüncesinde direnmek karşılıklarını Türkçeye veriyor. En sortir situation bir durumdan sıyrılmak, kurtulmak, bir durumdan çıkmak karşılıklarını Türkçeye veriyor. Hadi bunları tekrar bir okuyalım hemen. Sortir de l'hôpital taburcu olmak, sortir sur l'écran gösterime girmek. Sortir de seconde, aşırı sinirlenmek, tepesi atmak. Faire sortir quelqu'un de seconde, birini aşırı sinirlendirmek, birinin tepesini attırmak. Sortir de faire quelque chose, bir şey yapmayı bitirmek. Sortir en mer, denize açılmak. Ne pas sortir de la, düşüncesinde direnmek. En sortir d'une situation, bir durumdan sıyrılmak demek. Burayı geçmeden önce bir şey daha yazalım. Aklıma geldi. Şimdi L'Hopital hastane demek. Bir tane şapka var. L'Hopital. L'Hopital Public dersek şöyle yazalım. Devlet hastanesi karşılığını verir. Bunu L'Hopital de Gouvernement falan yazmayın. L'Hopital şöyle Privé dersek Türkçeye özel hastane karşılığını verir zaten. Private özel demek. Bunu da aklımızda tutalım. Şimdi devam edelim. Geldik örnek cümlelere, cümle tercümelerine. Fiili farklı cümlelerde kullanarak iyice aklımıza yerleştirelim. A caller devo sortir. Saat kaçta çıkmamız gerekiyor? Saat kaçta çıkmalıyız? Biraz önce geçti. Kel bir soru sıfatı. Yanında lör var. Lör. Dişil bir sözcük saat demek. Kaçta demek için a prepozisyonunu koyduk. Duvar fiili zorunda olmak demek. Burada nu şahıs zamiri var. Peki fiil, çekilmiş fiil neden şahıs zamirinin önüne geldi? Şimdi a diye girdiğimiz için bir soru yapısıyla girdiğimiz için fiilin öne çekilmesi gibi bir yöntem var. Burada da bizim çalıştığımız fiil master halinde pek tabi ve sonda bir tane soru işareti var. Soru işaretinin Fransızcası neydi? Le point d'interrogation. Şuraya yazalım soru işareti diye. Ve tu que ister misin istiyor musun ki Bakın hem kö var hem de vouloir fiili ile başlıyor. Sonrasında ne gelmesi gerekiyor? Subjonktif gelmesi gerekiyor. Nous sortions. Fiilimizi burada subjonktifte çektik. Subjonktif. İstek dilek kipi aklınızda tutun. Dışarı çıkmamızı ister misin? İster misin ki çıkalım gibi düşünelim. Nous avons sorti. Nous avons Liaison yaptık bakın şuraya yazalım. La. Liaison ulama demek. Okurken iki sesi birleştirdik. Nous avons sorti. Fiilin participe passé'si yani geçmiş zaman hali. De parler avec, eux, il y a cinq minutes. 5 dakika önce onlarla konuşmayı bitirdik. Bakın finir anlamında kullandık. Biraz önce göstermiştim. Je me suis levé à 7 Se leve diye düşünelim bunu. Şuraya yazalım hatta. Se leve. Kalkmak demek. Çift zamirli fiillerin hepsi passé composé'de. Şuraya ok çıkartalım. O passé composé. Être fiili yardımıyla çekilir. Bunu aklımızda tutalım. Zaten çift zamirli fiiller sonra çalışacağız. 7 du matin. Sabah 7'sinde. Et je suis sorti immédiatement. Sabah 7'de kalktım ve hemen dışarıya çıktım. İmmediyatman çabucak hemen cicik gibi karşılıkları Türkçe'ye veriyor. Burada bir tane daha ö olsaydı, akor yapmış olsaydık bu cümleyi söyleyen kişinin bir kadın olduğunu anlardık. Şimdi hızlıca okuyalım tekrar. Akeleo saat kaçta? devons-nous sortir? Nous devons sortir ya da à quelle heure que nous devons sortir? Saat kaçta çıkmamız gerekiyor? Saat kaçta çıkmalıyız? Ve tu que nous sortions? Dışarı çıkmamızı ister misin? Nous avons sorti de parler avec eux il y a 5 minutes. 5 dakika önce onlarla konuşmayı bitirdik. Il y a, var demek zaman ile birlikte kullanırsam 5 dakika var ki 5 dakika önce. Je me suis levé à 7 heures du matin et je suis sorti immédiatement. Sabah 7'de kalktım ve hemen dışarıya çıktım. Farklı örnek cümlelerle devam edelim. Je dois sortir. Benim dışarıya çıkmam lazım. Çıkmam gerekiyor. Neden? Pour promener mon chien. Köpeğimi gezdirmek için. Köpeğimi dolaştırmak için çıkmam gerekiyor. Je şahıs zamiri fiilimizi prezanda e çektik. Sonrasında mastar halinde bir fiil var. Çalıştığımız fiil. Pur edatı cümlenin kalan kısmı. Bakın bu fiil de mastar halinde. Bu fiil hangi fiil? Çift zamirli fiillere birazcık değinelim bu, bu videoda. Se promene dersek gezmek dolaşmak karşılığını Türkçe'ye verir. Gezmek dolaşmak. Fiilin başındaki söyüğü attık burada pomeni kullandık. Gezdirmek, şöyle yazalım. Dolaştırmak karşılığını verdi. Şimdi çift zamirli fiillerde eylem kişinin kendisine dönüktür. Ben dolaşıyorum. Başındaki söyüğü yani ikinci zamiri attık. Eylem dışarıya döndü. Ancak her çift zamirli fiilde ben söyüğü atayım da eylem dışarıya dönsün gibi bir durum söz konusu değil. Bunları olduğu gibi ezberlememiz gerekiyor. Ya da promene fiili gibi. Başına sö eklersem eylem bana dönüşür, döner diye düşünmeyin. Fiillerin anlamı bile değişebiliyor. Se pom son fruade car el vient de sortir du réfrigérateur. Bu elmalar soğuk çünkü buzdolabından yeni çıktılar. Tek tek gidelim şimdi. Birincisi buradaki işaret sıfatı. İşaret sıfatının gönderme yaptığı isim hem çoğul hem de dişi. Zira bakın burada zaten buraya bir gönderme var. Bu elmalara. Öğrenciler bazen şöyle yapıyor. İşaret sıfatını böyle yazarsam yanına maskülin pluriel yani eril ve çoğul bir isim gelmeli diye. Tamam. Mesela s, crayon gibi. Bu kalemler ama Şu şekilde bir işaret sıfatı Yok Yani Çoğul ve dişil isme gönderme yaparken de Bu işaret sıfatını kullanmamız gerekiyor Burada er fiili var burada da bir sıfat Bakın sonunda ö var hem de s var çoğul Kar Zira karşılığını Türkçe'ye veriyor Cümlenin Türkçesinde yeni dedik neden Şuraya bakalım Şuraya. Cümlenin zamanı le passé récent. Yani yakın geçmiş zaman, yakın geçmiş zaman. Venir fiilinin présent çekimini kullanıyoruz. D duruyor. Asıl kullanmak istediğimiz fiili mastar olarak yazıyoruz. Yakın geçmiş zamanla kurulmuş cümleleri Türkçe'ye çevirirken daha yeni, yeni gibi ekleyip yazabiliriz. Burada da çalıştığımız fiilin bu cümlede Türkçe'ye verdiği karşılık var. Sophie, özel isim, so une fois par semaine avec ses amis. Sophie haftada bir, bir defa arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor, dışarı çıkar. Sophie özel isim, Fiilimizi burada présent présent de l'indicatif de çektik. Une fois par semaine bir sıklık zarfı. Haftada bir defa. Avec ile demek bir prepozisyon. Buradaki s mülkiyet sıfatı onun çoğul bir şeyleri gibi düşünelim. Bakın burada ö var. Demek ki arkadaşlarının hepsi kız. Sophie haftada bir kız arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor. Lorsque je l'ai vu, Elle sortait de l'école. Onu gördüğümde okuldan çıkıyordu. Bakın bu da işimize yarayacak bir cümle. Lorske Türkçe'ye dinde, dığında, iken karşılıklarını veriyor. Dinde, dığında, iken. Dikkat YDS'ciler bunu akıllarında tutsunlar. Zira Fransızca yabancı dil sınavlarında mutlaka ve mutlaka kullanılır. Burada bir tamamlama zamiri var. Pronom komplema. Bakın fiilin sonunda bir ö var. Pase kompozede avarla çektiğimiz fiillerde akor yapmayız. Ancak bir pronom relatif yani bağlaç zamir varsa ya da bir pronom kompleman tamamlama zamiri varsa fiil çekiminin önüne geçtiği için gerekiyorsa akor yapmamız gerekir. Şimdi Cümlenin şu tarafını görmesek, sadece bu tarafını görsek. Sadece buradaki akor ö'den dolayı onu dediğimiz kişinin bir kadın olduğunu anlardık. Cümlenin kalan kısmında geliyor ayrı bir şey. El, o, sorte, bakın emperfe, geçmişte süren zaman. Dendan, lekol, o okuldan çıkıyordu, devam eden bir olay. Benim onu görmem anlık bir olay. Bu cümlede passé composé, passé composé artı emparfe var. Passé composé ile anlık olayları anlatıyoruz. Benim onu görmem anlık bir durum. Emparfe ile devam eden bir şey anlatıyoruz. Onun okuldan çıkması. Şöyle bir şey de olabilirdi. Okuldan çıktı deyip passé composé ile anlatabilirdik başka bir cümlede. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. Je dois sortir pour promener mon chien. Köpeğimi dolaştırmak, gezdirmek için çıkmam gerekiyor. Ses pommes bon sont froides car elle vient de sortir du réfrigérateur. Bu elmalar soğuk çünkü buzdolabından yeni çıktılar. Daha yeni çıktı. Sophie sort une fois par semaine avec ses amis. Sophie haftada bir, haftada bir defa kız arkadaşlarıyla dışarı çıkar, çıkıyor. Lorsqu'il le vu, elle sortait de l'école. Onu gördüğümde okuldan çıkıyordu. Mon père sort de la maison à 8h tous les matins pour aller au travail. Babam her sabah saat 8'de işe gitmek için evden çıkar. Mon mülkiyet sıfatı benim, tekil, eril bir şeyim. Mon père benim babam. Fiilimizi prezanda çektik zira tekrar eden bir olayı anlatıyoruz. Geniş zaman. De prepozisyonu burada. La maison. Babam evden çıkar. Kaçta? A viteur. Saat 8'de. Tu maten bir sıklık zarfı. Her sabah. Neden? Pour. için. Alle gitmek. O travay. İşe gitmek için. Je vais sortir avec mes cousins ce weekend. Ben bu hafta sonu kuzenlerimle dışarı çıkacağım. Allenin çekilmiş hali var. Fiilin master hali yani cümlenin zamanı. Fütür, proche yakın, gelecek zaman. Tu pü peux pas sortir sans permission. İzin almadan dışarıya çıkamazsın. Tu şahıs zamirine yönelik oluşturulmuş bir cümle. Ne pa ile negasyon var. Çekilmiş fiilin iki tarafına geliyor. Pu var. Fiilimiz master halinde burada bir edat prepozisyon var. Türkçe'ye siz, siz olmadan karşılıklarını veriyor. Nous devons sortir vers neve. Saat 9 gibi 9'a doğru çıkmamız gerekiyor. Şimdi bunları da hemen tekrar edelim. Mon père sort de la maison à 8h tous les matins pour aller au travail. Babam her sabah saat 8'de işe gitmek için evden çıkar. Je vais sortir avec mes cousins ce weekend. Bu hafta sonu kuzenlerimle dışarı çıkacağım. Tu ne peux pas sortir sans permission. İzin almadan çıkamazsın. Nous devons sortir vers 9h. Saat 9 gibi çıkmamız gerekiyor. Çıkmalıyız. Yine örnek cümlelerimize devam ediyoruz. Est-ce que Tu veux sortir avec tes Bu akşam arkadaşlarınla dışarı çıkmayı istiyor musun? Eski en kolay, en risksiz soru yapısı. Herhangi deklaratif, açıklama yapan, bilgi veren basit bir cümlenin başına eski getirirsek, sonuna da soru işaretini koyarsak soru oluyor cümle. Sen şahıs zamirine yönelik oluşturulmuş bir soru cümlesi. Burada vuluvarın present çekimi var. Sortir pek tabi mastar halinde. Bir cümlede şahıs zamirine, özneye bağlı çekilmiş bir fiil varsa sonrasında gelen bütün fiiller mastar olarak kalmak zorunda. Avek ile demek. Sortir avek birisi birisiyle çıkmak gibi düşünelim. T mülkiyet sıfatı emi isim sonunda S var pek tabi söz var. İşaret sıfatını alıp birleştirerek bir zaman belirteci oluşturduk. Tu sortira de l'hôpital demain matin. Yarın sabah hastaneden taburcu olacaksın. Hastaneden çıkacaksın. Sen. Fiilimizi ne zamanda çektik? Futur. Simple. Basit, düz, gelecek zamanda çektik. Gelecek zaman. Sortir de l'hôpital terimlerde vardı. Hastaneden çıkmak, taburcu olmak demek diye söylemiştim. Je ne peux pas sortir maintenant. Je dois finir mes devoirs. Ben şimdi dışarıya çıkamam. Ödevlerimi bitirmem gerekiyor. Ödevlerimi bitirmek zorundayım. Je şahıs zamiri. Burada negasyon var. Ne P`u`varı, Pouvoir'ı prezende çektik. Fiilimiz master halinde. Maintenant şu anda. Şimdi. Burada devoir'ın prezent çekimi var. Sonrasında master halinde bir fiil. Main mülkiyet sıfatı. Devoir sıfata bağlı isim. Ve pek tabi çoğul. Tu ne jamais sortir demain. Tu dois rester emede. Yarın asla dışarı çıkamazsın. Kalıp bana yardım etmelisin. Kalıp bana yardım etmek zorundasın. Etmen gerekiyor. Şimdi tü yani sen şahıs zemirine yönelik oluşturulmuş bir cümle. Ne jamais Fransızca'daki olumsuzluk yapılarından bir tanesi. Türkçe'ye hiç asla karşılıklarını veriyor. Çalıştığımız fiil master halinde. Dömen. Yarın karşılığını veren bir zaman belirtici endikatör de tam. Tü diye devam ediyor cümle. Şuradan bölelim. Duvarın prensan çekimi. Reste durmak, kalmak demek. Dinlenmek değil. Bakın. Zannediyorum öğrenciler İngilizce'ye bağlıyor kafalarında. Bunu dinlenmek diye tercüme ediyorlar. Reste, durmak. Kalmak, karşılıklarını ver. Kalmak. Burada bir bağlaç var. Bakın burada bir pronom kompleman var. Le pronom. Kompleman. Yani bir tamamlama zamiri var. Neye gönderme yapıyor? Je şahıs zamirine. Ede de pek tabi mastar halinde. Quand je suis sorti de la maison. Quand je suis sorti de la maison. Ben evden çıktığımda, çıktığım zaman. Je vis que tu parlais avec Rex. Evden çıktığımda Rex ile konuştuğunu gördüm. Ben evden çıktım. Bölelim. Ben gördüm. Sen konuşuyordun. Şimdi. Burası passé composé. Dili geçmiş zaman. Burası pase kompoze. Yine dili geçmiş zaman ama burası en parfe geçmişte süren zaman ya da şimdiki zamanın hikayesi. Tek bir cümlede yani birbirine bağlı cümlelerden oluşan cümlede. Temel cümle yan cümle diye düşünebilirsiniz. Bir paragrafta birbirine uyumlu olacak şekilde farklı zamanların kullanıldığını görebiliriz. Hemen bu cümleleri de tekrar bir okuyalım. Eski tu veux sortir avec tes amis Bu akşam arkadaşlarınla dışarı çıkmayı istiyor musun? Tu sortiras de l'hôpital demain matin. Yarın sabah hastaneden taburcu olacaksın. Yarın sabah yakın bir gelecek. İstersek bu cümleyi tu vas sortir de l'hôpital demain matin diye kurabilirdik. Yani futur proche yakın gelecek zaman ile. Je ne peux pas sortir maintenant. Je dois finir mes devoirs. Şimdi dışarı çıkamam. Ödevlerimi bitirmem gerekiyor. Tu ne peux jamais sortir demain. Tu dois rester et m'aider. Yarın asla dışarı çıkamazsın. Kalıp bana yardım etmelisin. Quand je suis sorti. Bunu quand je suis sorti de la maison. Böyle de okuyabiliriz. J'ai vu que tu parlais avec Rex. Evden çıktığımda Rex ile konuştuğunu gördüm. Rex özel isim pek tabi. Şimdi devam edelim. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. Cümle tercümesi yapalım. Böylece konuyu kapatırız. Si tu veux, eğer istersen. Tu peux sortir demain soir. Yarın akşam çıkabilirsin. Mais pas ce soir. Ama bu akşam değil. İstersen yarın akşam dışarı çıkabilirsin. Ama bu akşam değil. Ma fiancé et moi, cümlenin öznesi. Sortion quand le temps le permettait. Nişanlım ve ben hava izin verdikçe dışarı çıkıyorduk, çıkardık. Ma sıfatı fiancé. Sonunda ö var, benim nişanlım. Bunu söyleyen demek ki bir erkek. Et moi. Buradaki moi bir pronom tonik, dikkat. Burada fiilimizi hangi zamanda çektik? parfait geçmişte süren zamanda. Imperfekt ile hadi şuraya yazalım. Geçmişte bir noktada başlayıp devam edip biten olayları anlatırız ya da geçmişteki tekrarı anlatırız. Bakın, dışarı çıkıyorduk ya da çıkardık diyebiliriz. Kant bir soru yapısı, soru ifadesi ne zaman karşılığını veriyor ama bağlaç olarak kullanabiliyoruz. Aynı İngilizce'de olduğu gibi. Buradaki lö ile neye gönderme yapıyoruz? Dışarı çıkma eyleminin tamamına gönderme yapıyoruz. Kan lütam ne zamanki hava ona izin verirse ona dediğimiz şey nişanlımla dışarıya çıkma eylemi o şekilde düşünelim. Buradaki fiil de permettre fiili, izin vermek fiili de imparfait. Ce jour o gün. Şimdi işaret sıfatıyla oluşturulmuş bir zaman belirtecinin sonuna bu şekilde la koyarsak o karşılığını buluyoruz. O gün, o hafta, o sene gibi düşünelim. Sophie était sorti avec ses deux Sophie iki arkadaşıyla dışarıya çıkmıştı. Cümlenin zamanı mişli geçmiş zaman. Fransızcası nedir? Le plus que parfait. Le plus que parfait. Et fiilini kullandık ama en parfait çekimini sonunda fiilin particip pasesini koyduk. Sonunda bir tane ö var. Zira Sophie bir kadın. Arkadaşları kadın mı erkek mi bilmiyoruz. Ö olsaydı hepsi kadın diye anlardık. Bu şekilde yazıldığına göre hepsi erkek olabilir ya da kadın erkek karışık olabilir. Zaten se mi dedik iki arkadaşıyla. Ce projet peut nous aider de sortir de cette période sans dette. Bu proje bu dönemden borçsuz çıkmamıza yardım edebilir. Borçsuz burada. Periyot Türkçe'de zaten kullanılıyor. Dönem karşılığını veriyor. İşaret sıfatı bu şekilde olduğuna göre periyot Dişil bir sözcük. La periyot. Burada ede fiili var. Bakın burada da bir pronom kompleman var. Tamamlama zamiri. Bu proje cümlenin öznesi. Puvarı prezende çektik. Bir tane tamamlama zamiri. Ede fiili master halinde. Döden sonra sortir fiili de master halinde. Ve yine bir prepozisyon var. Ve devam ediyor. Ve son cümlemiz. Son örnek cümlemiz. Je lui avais dit. Burada lui var. Bu bir tamamlama zamiri. Şuraya yazalım. Le pronom kompleman. Şimdi bu öğrencilerin karıştırdığı bir konu. Bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. Lui var. Ona karşılığını Türkçe'ye veriyor. Zaten cümlenin Türkçesinde burada. Peki neden lui kullandık? Mesela neden le ya da la tamamlama zamirlerinden birini kullanmadık. Cümledeki fiile bakmamız lazım. Hangi fiil bu? dir fiili. Şuraya alalım. dir Kekeşos, bir şey söylemek kime? A Keken. Hemen şuraya yazalım. Birine bir şey söylemek. Burada a prepozisyonu olduğuna göre lui pronom komplemanını kullanmak zorundayız. Eğer ki fiil bir prepozisyon almıyor olsaydı ona dediğimiz kişi, o dediğimiz kişi erkekse le kadınsa la karşılığını kullanmamız gerekirdi. Cümleyi şuradan bölelim. Dünü pas sortir. Ben ona dışarı çıkmamasını söylemiştim. Şimdi hem plus que parfait var. J'avais dit. Plus que parfait. Şurada yazmıştık. Mişli geçmiş zaman. Burada neden bir de var? Bakın şimdi. Ne pas yan yana geliyor. Birine bir emir cümlesi kurduğumuzu düşünün. Dışarıya çıkma. Sonra bunu dönüştürüp bu cümlede kullanıyorum. Ben ona dışarı çıkma dedim. Ben ona dışarı çıkmamasını söylemiştim. Burada de o sebeple var. Yani emir cümlesini en direkt olarak anlatıyorum. Burada nöpa yan yana zira eylemin kendisini yani burada çekilen oluşturulan cümlede negasyonu yapmıyoruz. Mastar halindeki fiili olumsuz yapıyoruz. Bu yüzden nöpa yan yana Burası birazcık karışık gelmiş olabilir. Bu cümledeki işimize yarayacak şeyleri bir tekrar edelim. Cümlenin öznesi je şahıs amiri. Buradaki lui bir pronom kompleman. Yani tamamlama zamiri. Lui tamamlama zamirini kullandık. Ona demek için. Neden? Fiilimiz dir fiili. Dir kerkeşoz akerken. Fiil a prepozisyonu alıyor. Birine bir şey söylemek. A olduğu için lui pronom komplemanını kullanıyoruz. Eğer ki fiil bir prepozisyon almıyor olsaydı yani şurada A olmasaydı le ya da la pronom komplemanlarından birini kullanabilirdik. Erkek ya da dişil gönderme yaptığımız şeye kişiye bağlı olarak. Sonra A ve D dedik. Avarım, en parfesinden yardım aldık. Fiilin partisi pasesini koyduk. Zira cümlenin zamanı plus que parfe. Bu da kolay. Şuradan bölersek burada bir dö var. Buraya neden bir dö ekledik? Bir emir cümlesini en olarak ifade ettik. Şöyle düşünün. Ben çocuğuma diyorum ki dışarıya çıkma. Bu bir emir cümlesi. Sonra eşim diyor ki sen çocuğa ne söyledin? Ben de diyorum ki ben ona dışarı çıkmamasını söylemiştim. Ben ona dışarıya çıkma demiştim diye düşünün. Emir cümlesini aktardığımız için burada dö var. Peki burada nöpa neden yan yana olumsuzluğu kullandık? O da çok kolay. Buradaki nöpa sortire bağlı. Biz bu fiili çekmedik cümlede. Cümlede çektiğimiz fiil burada. Yani asıl ifadeyi olumsuz yapmadık. Sonrasında gelen mastar halinde kullandığımız fiili ifadeyi olumsuz yaptık. Çekilmemiş fiili olumsuz yaptığımız için nöpayı bu şekilde kullandık. Şimdi bunların hepsini tekrar bir okuyalım. Tu peux sortir demain soir mais pas ce soir. İstersen yarın akşam dışarı çıkabilirsin ama bu akşam değil. Ma fiancée et moi sortions quand le temps le permettait. Nişanlım ve ben hava izin verdikçe dışarı çıkıyorduk, çıkardık. Ce jour-là, Sophie était sortie avec ses deux amis. O gün Sophie iki arkadaşıyla dışarıya çıkmıştı. Ce projet peut nous aider de sortir de cette période sans dette. Bu proje bu dönemden borçsuz çıkmamıza yardım edebilir. Je lui avais dit de ne pas sortir. Ona dışarı çıkmamasını söylemiştim. Ve la fin de la video. Geldik videomuzun sonuna. 11. video sortir. Çıkmak fiilini çalıştık. Fiili detaylı bir şekilde incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiili çok detaylı bir şekilde inceleyip çalışıyoruz. Eğer ki Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Takıldığınız, öğrenmek istediğiniz bir konu olursa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Ben onların hepsini not alıyorum ve sırayla hazırlamaya çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.